1 kilogram un, 20 gram yaş maya aldığı kadar su kullanacağız. 2 çorba kaşığı tuz, 100 gram ayçiçek yağı ve 100 gram da tereyağı kullanacağız. 200 gram da ceviz, ceviz içi. Evet. Cevizli çörek için hamurumuzu yoğurmaya başladık. Onun maylanmasını bekleyeceğiz. Şuradan bir miktar un alacağım ben, tamam, yapışmasın diye. Hamurumuzu... Evet. Ne kadar süre dinlenecek ve mayalanacak? Olacak. Yaklaşık biz bunu balık suyuyla mayalandırdık ama bu ortalama 20-25 dakikada hazır olacaktır. 20-25 dakikada hazır olacaktır. İki beze yapacağız. Evet. İki beze yapacağız. Fazla 20-25 dakikada hazır gerek yok, olacaktır. Yetecektir. O 25 dakika zaman, o zarf içerisinde zaten kuverturumuz var burada. Hı hı. Evet. Sufleye doğru ilerleyeceğiz. Tamam mıdır o hamurumuz? Tamamdır. Üzerine streçleyelim mi? Lütfen. Dedim, hamurumuzda neler vardı şefim? Tuz. Tuz. Un. Evet. Maya yeteri kadar su. Gramajlarını tekrar... Ben şuraya not almıştım, onları söyleyeyim size. Ilık suyla açtık. Çünkü ılık suyla açacağız. Ama şeker koymamıza hiç gerek kalmadı. Yumurtaya da gerek yok. Evet, yumurtaya da gerek yok. Nereye koyduk onu? O yüzden. Cevizli çöreği, evet. Evet. 1 kilo una, 20 gram yaş maya. Zaten suyu kendiniz ayarlayacaksınız. Ama fazla böyle şey olmasını böyle hani kulak memesi derler ama biraz daha sert tutuyorum ben. Biraz daha sert. Evet. 2 çorba kaşığı tuz, 100 gram kadar sıvı yağ. İçi içi zaten ceviz içi. Bunları karıştıracağız biz şimdi. Hı hı. Oraya geleceğim zaten. Tamam. Bunları çok güzel. Bir de bunun böyle haşhaşlı cevizlisini yapıyorlar ki süper olur. Ona benim süper yüreğim olur. Dayanmıyor Eskişehir gerçekten. Evet, böyle o haşhaşlı tatar, olunca tatar, aynen sürme haşhaşlı. O tarafta yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Var o tarafta. Şimdi ben bunu bakalım oklavayla mı açacağız? Suflede merak etmeyin. Size güveniyorum o konuda. Yani birazdan çıkartıyor olacağım. Bir daha bir bakayım hatta. Üstüme kalınca bakmak şimdi gerekiyor. Yani, merdanemiz vardı bizim değil mi? Evet, daha var. Daha yukarılarda görünmemiş bile. Evet, merdanemiz de var tabii ki. Bunu kesip kruvasan şeklinde de sarabilirsiniz. Şimdi biz rulo mu yapacağız? Rulo yapalım. Programımıza da yetişsin. Tamam. Zaten iki bezeye bölmüştük onu. Biraz fazla kadar mı? Evet, bol olsun. Malzemeden kaçmıyoruz. Malzemeden kaçmıyoruz hiçbir zaman. Şimdi güzelce sarıyoruz. O zaman sufleyi çıkarttığımızda bunun ilkini atabiliriz. İlkini atalım. Onu da diğer türlü keselim. Fark etmez. Bunu yani atalım ki böyle güzel güzel çıksın. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyorum.